Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin 7. maddesinde grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, 9 gün boyunca bütçe görüşmeleri sırasında bu tek kişilik hükümet sisteminin ne kadar çürüdüğünü, kendisinin çürümekle kalmayıp devletin kurumlarına, devletin kurallarına kadar bu çürümüşlüğün ne kadar sirayet ettiğine hep birlikte tanıklık ettik. Bütçe görüşmelerinde buraya çıkan atanmış memur bakanlar milletin ödediği vergilerin nasıl ve nereye harcandığının hesabını vermek yerine çıktılar milletvekillerine ve millete parmak sallayarak hat bildirmeye kalktılar. Oysa ki bütçe görüşmelerinde milletin vergilerinin her kuruşunun hesabının verileceği ve bu hesabı verirken de şeffaf bir şekilde millete ödediğiniz her vergi güvence altında, gereği gibi harcandı güvencesinin verilmesi gerekir. Peki öyle mi oldu? Öyle olmadı. Adeta millete buraya çıkan atanmış memur bakanlar parmak sallayarak dediler ki, siz parayı ödeyeceksiniz. Hesap vermek mi? O da nereden çıkmış? Biz hesabı bir tek kişiye veririz. Millete hesap vermek bu sistemde yok. Biz ancak size hat bildiririz demeye getirdiler. Değerli arkadaşlar, işte bu sistemde neden böyle oldu? Gücü kimden aldılar? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden aldılar. Çünkü bu sistemde memur bakanları halk seçmiyor. Bir kişi atıyor ve atanmış bakanlar da kendisini seçmeyen millete hesap vermeye gerek dahi duymuyorlar. Hiç merak etmeyin, az kaldı. Sevgili milletimiz, 85 milyon yurttaşlarımız, sakın moralinizi bozmayın. Umutlarınızı yükseltin. Bu kürsülerde ödediğiniz her kuruşun hesabını verecek şeffaf bir iktidarı biz kuracağız. Değerli milletvekilleri, son 10 gündür vicdanı olan herkesin içini kanatan, gözyaşlarıyla takip ettiği ve olanca insani duygularla şok yaşadığı bir olaya hep birlikte tanıklık etmek zorunda kaldık. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirildiğini ve zorla evlendirildikten sonra sistematik bir şekilde yıllarca tecavüze uğranıldığını maalesef hep birlikte öğrendik. Biz öğrendik ama iktidar yeni öğrenmemiş. İktidar öğreneli 2 yıl olmuş. Ancak 2 yıldan beri ne Adalet Bakanı, ne Aile Bakanı, ne İçişleri Bakanı kılını dahi kıpırdatmamış. Ve susmuşlar arkadaşlar. Her biri susmuşlar. Biz bu rezalet ortaya çıktığı günden beri bu organize kötülüğün ortaklarından bir açıklama bekledik. Onurluca istifa bekledik, olmadı. Ne saraydan ses çıktı, ne bakanlardan, organize kötülüğün ortağı olan bakanlardan ses çıktı. Bunun üzerine genel başkanımız hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Adalet Bakanlığı'nın önüne gittik ve oradan Sayın Genel Başkanımız, ey saray hükümeti, bunu yapanların, buna neden olanların dünyayı başına dar etmek için daha ne bekliyorsunuz dedi. Birdenbire o günlerdir susanlar, 2 yıldır örtbas edenler konuşmaya başladı. Başta saray konuştu ama fecaat bir konuşmaydı. Çocuk ile evliliği aynı cümle içinde kurdu. Yetmedi, sistematik tecavüze uğradığı gerçeğini de pas geçti. Arkasından Adalet Bakanı çıktı, randevu dedi. Ne randevusu? 2 yıldır susan senden randevu alacak değiliz. Biz gidip millete hesabını ancak vereceğiniz gün sizinle randevulaşırız. Ardından ne oldu? Birdenbire Adalet Bakanı açıklama yaptıktan, saray konuştuktan sonra organize kötülüğün daha 5 ay daha sürmesi için Mayıs ayına ertelenen duruşma, Cumhurbaşkanı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının duruşma günü öne alınabilir
talimatıyla duruşmayı 30 Ocağı aldılar. Adalet Bakanlığı buna 2 yıldır neden sustu, neden illa talimat bekledi? Değerli arkadaşlar, bu da yetmedi. Aile Bakanı tutuklama talep etmiş. Peki Sayın Aile Bakanı, 2 yıldır davaya neden müdahale olmadın? 2 yıldır neden tutuklama talep etmedin? Değerli milletvekilleri, bu kürsüye çıkıp diyorsunuz ki çocuklara istismar, tecavüzü katalog suç haline getirdik. Evet, katalog suç haline getirdiniz. Bu katalog suçtur ve tutuklama gerektirir. 2 yıldır bir tek tutuklama yok ve hala bir tek kişi tutuklu değil. Sizlerin vicdanları sızlamıyor mu? Bu sizin çocuğunuz olsaydı susar mıydınız? Dünyayı başlarına dar etmez miydiniz değerli milletvekilleri? Ama herkes sustu. İçişleri Bakanı sustu, Adalet Bakanı sustu, Aile Bakanı sustu. Sonra ne oldu? Bir tek kişi konuştu değerli arkadaşlar. 6 yaşında zorla evlendirildim, benim hakkımı arayın diyerek mahkemeye gitti çocuk. Gereken, bana bu sistematik tecavüzü uygulayanlardan hesap sorun dedi. Ama 2 yıldır sustunuz. Çocuk susmadı, bir kişi daha susmadı. Milletin doğru habere erişmesini, önündeki engelleri kabul etmeyen ve korkmayan vicdanlı gazeteci Timur Soykan susmadı. Ve buradan Timur Soykan'a bu rezaleti ortaya çıkardığı için, susmadığı için de teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, biz de susmayacağız. 2 yıl boyunca susanlar bu kürsülere bir daha çıkamayacak hale gelinceye kadar biz de susmayacağız. Erken yaşta zorla evlendirenler, çocuklara sistematik tecavüzü görmezden gelenler ve bunlardan en ağır hesabın sorulduğu güne kadar biz de susmayacağız. Aile kavramını koruma gibi süslü laflarla ağızlarında pelesenk edenler, ama bir kereden bir şey olmaz deyip bu insanidir diyenler, bu ülkenin, bu milletin sırtından düşünceye kadar biz de susmayacağız. Değerli arkadaşlar, devletin işleyişine engel olan, devletin kurum ve kurulların önüne takas koyan ve yetmedi, 15 yaşın altında 2020 yılında 117 çocuk doğum yaparken, çocuk dünyaya getirirken görevinin gereğini yapmayarak suçlularla fotoğraf çektirenleri bu ülkenin başından gönderinceye kadar bizler susmayacağız değerli arkadaşlar. Devlet organize, bu olayda organize bir kötülüğe şahitlik ettik. Bu organize kötülük maalesef saraydan başladı, bakanlarla devam etti. Değerli arkadaşlar, madem Aile Bakanı davaya müdahale olabiliyordu, peki neden 2 yıldır müdahale olmadı? Neden sustu? Adalet Bakanı 2 yıldır açılmayan davanın hesabını neden sormadı? Evet, bu elimde o küçüğün ilk mahkemeye gittiğindeki ifadesi var. Diyor ki, beni anneme teslim edin. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Ben tecavüze uğruyorum. Gerçekleri söyleyemiyorum. O nedenle beni anneme teslim edin diyerek feryadımı duyun demektir. Ama duymadılar. Sahte raporlarla takipsizlik kararı verip dosyayı kapattılar ve bu çocuğu tekrar tecavüzcüsüne teslim ettiler. Bu evraklar da bu dosyanın içinde. Adalet Bakanı neden 2 yıl boyunca sustu? 2 yıl boyunca neden bunlar hakkında bir soruşturma açılmadı? Milli Eğitim Bakanı, bu çocuk okulda olması gerekiyordu. Senin sorumluluğunda okulun gidip gitmediğini takip edilmesi gerekiyordu. O da sustu. Sağlık Bakanı, bu sahte raporu verenler hakkında işlem yapması gerekiyordu. Ama yapmadı. O da sustu. İşte bu nedenle organize bir kötülük var. Bu organize kötülüğü hep birlikte tanıklık etmenin vicdanı muhasebesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, biz susmayacağız. O gün de susmayacağız, yarın da susmayacağız. Bu ülkede çocuklar, kadınlar kendini güvende hissedinceye kadar sokaklarda, parklarda, okullarda özgürce, korkmadan oyun oynayacak, eylem yapacak, işte o güne kadar bizler susmayacağız. Hiç merak etmeyin. O günleri biz kuracağız diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.